gelen yeni yönetimle ilgili açıklamalarınız olur. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle teşekkür ederim. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız tarafından yaklaşık 3 hafta önce görevlerini bulmaktayım. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İlk toplantımızı ilçe yöneticilerimizi çağırıp bir istişare yapmak istedik ve bunda da başarılı olduk. Yani bütün ilçe yöneticilerimiz burada. Birlik beraberlik mesajları verdik. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımız daha sık devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak tüm merkezde ve belediyelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda ön çalışma olarak ilçe başkanlarımıza istişare toplantısı için toplanmış bulunmaktayız. Neler konuşuldu gündemde, yani istişare toplantısı gündemde neler? Efendim, biliyorsunuz 31 Mart 2019'da yerel yönetimler seçim, belediye başkanlık seçimleri var. Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde 2019'da tekrar yerel yönetimler seçim var. Belediye başkanlıkları seçim var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaklaşık 15 yıldır hatta 20 yılda birini oyumuzu çoğaltarak kaybetmiştik. 15 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını Isparta'da dalgalandırıyoruz. Bu neticeyle bütün ilçelerde de iki ilçemiz, 4 tane beldemiz var Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bunları tekrar ilçeleri nasıl çoğaltırıp beldeleri ne kadar çoğaltırız? Tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Merkez Belediyesi olarak çalışmalarımız ne şekilde olmalıdır? Bunları istişare etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yani Sayın Başkanım, tabii dün Sayın Cumhurbaşkanımız Isparta'daydı. Isparta valilerinde bir miting yaptı. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı değil, mevcut başkanımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın katıldığı o mitingde Isparta Belediyesi'ni istiyorum şeklinde bir açıklama sonu. Nasıl değerlendiriyorsun? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız 80 milyonluk ülkenin hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıdır. O mitingde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mensupları var. Şimdi tavanına açıklamalarda bulundu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu ittifak vardır veyahut da yoktur anlamında değil. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız şunu da dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak %46 oy aldık. İttifak olarak %62 kusur oy aldık dedi. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını farklı yöne çekmenin bir anlamı yok. Biz tabii ki Yeni Kapı ruhuyla Cumhur İttifakı ile devam eden ittifakımız devam ediyor. Sayın iki genel başkanın aldığı kararlar tabii ki bizi etkiler. Ama biz ittifak yokmuşçasına zaten çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz ittifakımızı Isparta halkıyla yaptık. 15 senedir yapmaya da devam edeceğiz Allah'a izniyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte bu lazımdı bana başkanım.